Arkadaşlar bugün at kompozisyonumuzu çalışıyoruz. Bu konuda daha önce vurguladığımız gibi renk perspektifi biraz ağırlık kazanıyor. Renk perspektifini de görmek adına bu konuyu çalışmaya başlayalım. Bu konuyu çalışırken biraz arka planı dağınık ve güzel gösterebilirim düşüncesiyle önce biraz ıslatıyorum. Bunu fırçayla da yapabilirsiniz. Spreyli suyla da yapabilirsiniz. Arka planda gördüğümüz gibi biraz bir bitki örtüsü var. Bunların aralarında hafif yeşiller, kahverengiler, açık tonlar da var. Biz ilk astar rengimizi bu açık tonlardan birini kullanarak başlayalım. Sarıyla başlayabilirdik ama sarı burada biraz olgun bir renk gibi görünmüyor. Dolayısıyla sarının bir üstü, yani benim boyalarımda Napoliten sarı diye geçen bir sarı var. Eğer böyle bir sarınız varsa kullanabilirsiniz. Yoksa normal sarıların içerisine farklı renkler atarak da farklı bir sarı meydana getirebilirsiniz. Önce fonu tabii ki boyayarak objeleri meydana çıkaralım. Yavaş yavaş üst tarafta kahverengilerden oluşan renkler var. Bunlar direkt kahverengi olmayabilir. Biraz daha koyu bir, yani koyu kahverengi, kızıl kahverengi karıştırarak o rengi elde edebiliriz. Önemli olan resmin sol üstündeki koyu bölümü vermek. Buralarda da biraz ıslak çalışınca zaten bizim istediğimiz bitki örtüsünü kendiliğinden oluşturmamız da mümkün. Buralarda bu açık rengi biraz daha aşağıya doğru yayacağız. Resmin altındaki toprak bölüme. Ayakların üzerinden rengi geçiyorum. Çünkü ben ayakların daha sonra toparlayabilirim diye düşünüyorum. Dolayısıyla aşağıya da böyle renkler kendi akışlarına kalsın atıyorum. Tabii biraz da açık alt durumda kalırsa bunlar iyi olur. Çimeni bunların üzerine zira sonra bunları şimdi koyulaştıracağız ve bu resimde fırça alıyorum. Bu yeşil çok güzel bir etki yapacak. Onun için de attığımız fonu biraz objelerimizin, yani atlarımızın açık sınırlarına doğru koyuyorum. Sonra yani biraz bu kurumasını bekleyeceğim fonun dolduralım ki burada bakın yukarıda daha çok meydana çıksın. Su fazla birikti. O suyun fazla birikmesi yok. Bu rengi attıktan sonra artık biz bunun üzerinden açıklık koyulu havlu parçasıyla bitki örtüsünü elde edebiliriz. Alabilirim. Zaman zaman
görülen yeşil etkiler var. Onlar için de şimdi artık şöyle biraz daha yeşilleri bırakalım. Şu yukarıya biraz daha koyu bunlar bir leke atalım. Bunun için bu hazırdaki kahverengin içine biraz koyu mavi ile daha koyu bir kahverengi elde edebiliriz. Bunu şu açıdan yapıyoruz. Biliyorsunuz boyalarımız kuruduğu zaman rengi biraz açılıyor. Renk açıldıktan sonra kalacak renk bize yetsin düşüncesiyle biraz daha yoğun koyuyoruz. Bunu biraz da aralıklı koyarsak daha iyi olur. Şimdi o fona attığımız açık limon sarısını da biraz koyulaştıralım. Yani içine biraz turuncu sarı atıp olgunlaştırabiliriz. Onu da böyle o arka plandaki çalı çırpı etkilerini oluşturmak üzere bırakalım. Zemin ıslak. Bunlar kendiliğinden kayarak, akarak da güzel bir etki çıkaracaklar. Artık buradaki renkleri kullanmak size kalmış. Her türlü rengi kullanmak mümkün. Şurada biraz daha mesela bir koyu renk var. Bunu atalım. Aynı şekilde şu bölümde var. Ben şöyle biraz aşağıya doğru çekelim. Burada biraz daha bordo gibi, kahverengi gibi koyu bir renk oluşuyor. Bu atların ayaklarının arasında da böyle bir renk var. Şimdi bu buraya biraz spreyle su serpelim. O bölüm kendi haline dağılsın. Kendi haline dağılırken de kontrol bizde olsun ama yine. Bakalım eğer bizi üzecek bir etki oluyorsa ona müdahale edelim. Şimdi alt tarafta da biraz kızıl kahve söz konusu. Böyle bir hatta buraya çekelim. Sonra bunun da alt tarafına spreyle suyu atalım ki bu da kafasına göre takılsın. Ama kafasına göre takılırken de kontrol bizde olsun. Fazla canımızı sıkmasın. Şimdi çeşitli kahverengi tonlarıyla da buradaki efektleri düzenleyebiliriz. Mesela şurada bir koyu bir renk olsun. Şu bitkinin altında da bir koyu renk olsun. Bize yakın bölgeler olduğu için. Şimdi böylece biz fonumuzu meydana çıkardık. Şimdi en arkadaki attan başlayarak gidelim. O renk, o atın rengi çok açık. Yani en çok ışık alan at. Oraya da dolayısıyla fonda kullandığımız
sarıyı kullanalım şimdilik. Sonra onun gölgelerini de vereceğiz. Şimdilik bu ton benim için yeterli gibi duruyor. Belki, belki değil. Bunun bazı gölge yerleri var. O gölge yerlerini verdiğimde bunun ne olduğu meydana çıkacak. Şimdi gelelim en soldaki ata. Bu en soldaki at beyaz bir at gibi görünüyor. Dolayısıyla ben onun gölgelerini biraz beyazı çağrıştıracak renklerden atmak istiyorum. Onu da yine hafif tonlarda atayım ki sonra ben bunun üzerine mesela biraz daha koyu kahverengiyi koyarak beyaz etkisini de oluşturmak kaydıyla düzeltip biraz daha form verebilirim. Evet. Sonra bir ön plandaki atımız var. O atımız da biraz kızıl kahve gibi. Yani bu fona attığımız rengin bir koyusu gibi. Onu da bütün olarak görüyoruz. Yani tamamını boyuyoruz. Sonra gereken renk değerlerini kullanacağız. Onun sırtında bir açık alan var. Işık alan bir yer var. Orayı da öyle bırakacağız. Şimdiden de onun gölge taraflarını biraz vurgulayalım. Neresi gölge? Bence kafası gölge. Sonra sırtında var bir gölge. Onu da şimdilik yerini belirleyelim. Bir de şu alt tarafta bir gölge var. Sonra da şu kafasında. Doğal olarak da aşağıya doğru indikçe bunun da gölgesi artacak. Ama bunu şimdilik böyle bırakalım. Şu atın gözüyle ilgili olarak da. Ne oldu? Bu at arkadakinden biraz daha koyu oldu. Şimdi bu öndeki atlarla ilgili birazcık daha koyu değerlere çıkacağız. Ama burada yine benim birikmiş suyu almaya çalışayım. Hatta şimdi burada artık bu resim bir fantazi resim. Yani biz burada farklı teknikler kullanabiliriz. Farklı uygularda, uygulamalarda yapabiliriz. Yani arka planda bitki örtüsünü oluşturmak üzere biraz resme
Tuz atabiliriz. Siz de atabilirsiniz. Ama bu tuzu resmin her tarafında kullanmayalım. Yani her tarafını tuza boğmayalım. Bu tuzun ne işe yaradığını kurumaya başladıkça göreceğiz. Hadi elimizdeki tuzu tekrar geri koymayalım. Eğer tuz efekti bizim istediğimizin dışına çıkarsa, yani yoğun olursa, o zaman müdahale edelim. Çünkü tuzun atılacak zamanı önemli. O da kurumaya 5 kala. Şimdi gelelim. Bir öndeki ata. Yani bir öndeki iki ata. Bunların da açık olan yerleri hafif bir kızıla çalan bir turuncu var. Öyleyse biz de o renge atın tamamını boyayalım. Atın tamamını o renk yapalım. Sonra biz bunların üzerinden koyu renkleri geçince bu attığımız açık renkler atın ışıklı yerleri olarak görülecek. At konusunda çalışırken dikkat edilecek önemli konulardan birisi, atın kaslarını vurgulayarak çalışmak. Yani attaki kasları vurguladığımızda nispeten başarılı bir at çalışması yapabiliriz. Yani sırf kas. Burada bakın atları bir bütün olarak görüyorum. Dolayısıyla atların tamamını bu renge boyuyorum. Sonra bunların detaylarını vereceğiz. Bu arada benim at çalışırken yaptığım bir hata var. Muhtemelen siz de yapabilirsiniz. Aslında atların ayaklarını iyi hesap etmek lazım. Yani nerede ayak var, nerede yok ya da kaç ayak var. Bazen böyle 4-5 ayaklı bir at çıkabilir. Onun için atın ayaklarını düzenli çalışın. Bu arada zaten inmiyorum. Ayaklardaki detaylara inmiyorum. Şimdi resmin kuruyan yerlerinde biraz çalışmam lazım. Mesela şurada bu atın artık kuruduğunu varsayıyorum. Kafasında bir koyuluk var. O biraz boyuna doğru akıyor. Şimdi en arkadaki atla uğraşmıyorum. Sebebine gelince en arkadaki at bu ön plandaki atları çalıştıkça meydana çıkacak. Böylece bu atın da koyu olan yerlerini vurgulamış olalım. Ancak şu arada biraz keskin reke kalmaması adına orayı biraz yumuşatalım. Bir de atımızın şu sırtında bir gölge var.
Burada işte ne? Buralarda da. Bir renk olsun. Sonra şu atın sarısındaki boş yere bir açık turuncu atalım. Burası ışık. Bembeyaz bir ışık olarak kalmasın. Hafiften sarıya doğru kıralım onu. Sonra en arkadaki atımızın da kafasında biraz daha gölge var ama bu açık renkli gölge. Çok koyu değil. Onun için oraya da bir açık renk atıp suyla hafiften yayarak onun da gölge olan yer dizini ortaya çıkaralım. Onun bir de şuradaki sarısında var bir gölge. Onu da hallettik. Şimdi gördüğünüz gibi tuzlar da etkisini çıkarmaya, göstermeye başladı. Eğer ki bu tuzların fazla göründüğünü düşünüyorsak böyle geliyor. Sonra buradan ayaklara inecek. Burun da böyle geliyor. Şuradan iniyor. Bu at en koyu atımız. Evet, evet, evet. Kedim geldi. Uzaklaş. Şimdi artık yavaş yavaş ayakları da belirleyelim. Ayaklar tabii ki daha kuvvetli. Buradaki ayak da. Ben öyle oturacağım. Şimdi buradaki ayakları da böyle hallettik. Bu atın ayakları tamam. Dört ayağını da koyduk. Şimdi şu sırtındaki gölgeyi alalım. Bunu da şöyle bitirelim. Onun böyle araları var. Ama şurası çok koyu. O böyle kalsın. Bu atımızın da şöyle buralarında bir iki damar koyabiliriz ve hatta bu atın şuralarında ne var? Jele var. O jelelerde biraz kızıl gibi ama zaten buraya biz fırçayı attığımızda zemin biraz ıslak olduğu için öyle bir etkiyi yaratacak gibi duruyor. Ve yarattığını da düşünüyorum. Hatta aralardan şöyle bir renk açarak bu yereleri daha etkili gösterebiliriz. Şimdi bizim atlarımız tamam. Ama burada gördüğümüz kadarıyla şu atımızın şurasına bir koyu daha atalım. Bunu böyle getirelim. Sonra bu atımızın yine ön
tarafında birazcık gölge atalım. Sonra buradan bakıyoruz. Arkadaki atımız biraz kayboldu sanki. Bir tık onu aynı rengi kullanarak bir tık daha koyulaştırabiliriz. Sonra bunun sırtını da örtüyü koyalım. Şimdi birazcık ince bir fırçaya ihtiyacımız var. Biraz detaylara girmemiz gerekecek. Yani bu ince fırçayı diye aldığım tam bir ince daha kullanmam gerekecek. Onu da göreceğiz. Şimdi ayakları böyle belirlediğimize göre ben bu ayaklarla ilgili fazla detaya girmiyorum. Beyaz leke var. Şimdi şöyle yapalım. Bu atında açık renkleri bu üzerine koyduğumuz tonda kalsın. Yani atımızın bütün atlar aynı ton değerinde olmasın. Biraz daha farklı olsun. Burada tabii bu atın kafası çok gölge. Bu gölge de biraz böyle geliyor. Yani aslında bayağı bir gölge. Kulaklarına da koyalım bunu. Bir de şurada bir gölgesi var. O gölgeyi de alalım, aşağı indirelim. Ayakları sonra toparlayacağız inşallah. Sonra şuralarda biraz kaslı. Sonra buraların çok sert olmaması için biraz yumuşatabiliriz. Hatta bazı yerlere biraz kızıl gibi lekeler atabiliriz. Hatta ve hatta şunu geri kaldıralım. Daha güzel gözükecek. Şimdi bizim atlarımız tamam. Ama bu öndeki atlar biraz daha koyuluk istiyorlar. Onları da koyulaştıralım bakalım. Koyu bir kahverengi,
kızıl kahverengi ile karışabilir. Ya da kızıl kahverengi siyah da karışabilir. Ne yapıyor? Böyle geliyor. Sonra buradan ayaklara inecek. Buradan da böyle geliyor. Şuradan iniyor. Bu at en koyu atımız. Evet, evet, evet. Kedim geldi. Uzaklaş. Şimdi artık yavaş yavaş ayakları da belirleyelim. Ayaklar tabii ki daha kuvvetli. Buradaki ayak da. Ben öyle oturacağım. Şimdi buradaki ayakları da böyle hallettik. Bu atın ayakları tamam. Dört ayağını da koyduk. Şimdi şu sırtındaki gölgeyi alalım. Bunu da şöyle bitirelim. Onun böyle araları var. Ama şurası çok koyu. O böyle kalsın. Bu atımızın da şöyle buralarında bir iki damar koyabiliriz ve hatta bu atın şuralarında ne var? Yele var. O yelelerde biraz kızıl gibi ama zaten buraya biz fırçayı attığımızda zemin biraz ıslak olduğu için öyle bir etkiyi yaratacak gibi duruyor. Ve yarattığını da düşünüyorum. Hatta aralardan şöyle bir renk açarak bu yereleri daha etkili gösterebiliriz. Şimdi bizim atlarımız tamam. Ama burada gördüğümüz kadarıyla şu atımızın şurasına bir koyu daha atalım. Bunu böyle getirelim. Sonra bu atımızın yine ön tarafında birazcık gölge atalım. Sonra buradan bakıyoruz. Arkadaki atımız biraz kayboldu sanki. Bir tık onu aynı rengi kullanarak bir tık daha koyulaştırabiliriz. Sonra bunun sırtını da öteye koyalım. Şimdi birazcık ince bir fırçaya ihtiyacımız var. Biraz detaylara
girmemiz gerekecek. Yani bu ince fırçayı diye aldığım tam bir ince daha kullanmam gerekecek. Onu da göreceğiz. Şimdi ayakları böyle belirlediğimize göre ben bu ayaklarla ilgili fazla detaya girmiyorum. Tutileri varmış gibi yapalım. Yani atları bitirdik. Zaten atların, ayakların bir bölümü de otların arasında görünüyor. Şu ayağı halledersek, evet, biraz oldu. Bir de şurada bir ayak var. Sanıyorum burada iki ayak arka arkaya gelmiş. İşte burada bunu ayırmak biraz zor olabilir. Ya da üstesinden gelmek için fotoğrafın dışına çıkıp farklı ayaklar kullanabiliriz. Şuradan bir ayak kaldırması yapacağız. Yani dediğim gibi atın ayaklarını şaşırmazsak pek sorun yok. Şimdi de biraz ince bir fırça ile küçük hareketler yapalım. Şu atımızın şurasında bir göz çıkıntısı var. Onu koyalım. Sonra buradaki atın gözü belli. Bunun da ağzına, burnuna biraz, çenesini, ağzını belirleyecek lekeler atalım. Diğer taraftaki atlarımızda görünen pek bir şey yok. Şu ayaklara biraz daha egzantrik bir şeyler yapabiliriz. Yapmayabiliriz de, dediğim gibi bunların ayakları alt tarafta toprağa girmiş. Hatta burada işte ayaklar varmış gibi biraz da düzeltebiliriz veya düzeltmeyebiliriz de yani. Sonra bunların altına biraz su sıkalım. Toprağa kaynaşmış olsun. Toprağı iyice kaynaştırmak için de oraya biraz renk atabiliriz şöyle. Toz toprak, dere tepe. Biraz da bunları suyla yayabiliriz. Burada evet, şu atın ayak sayısı fazla oldu. 40 ayak oldu. Bakalım. Böyle kalırsa biri arkadan görünen ayak, biri önden görünen ayak diye düşünebiliriz. Yani bunlar da böyle dursun.
Evet. Şimdi gelelim artık dediğim gibi arka taraftaki tuzlu bölgeden vazgeçeceğiniz yerler varsa vazgeçebilirsiniz. Ya da vazgeçmezsiniz. Ama buralara biraz şey yapalım. Çayır çimen. Onu da böyle yelpaze fırçayla. Nerede var? Şurada var biraz da. Sonra şuralarda var. Sonra aralara hadi biraz da kahverengi çalışır patalım. Atmasak da olur. Ama hani biraz rengi kuvvetlendirebilir. Özellikle şu alt tarafta biraz koyarsak ayakların görünmemesi konusunda bize yardımcı olur. Biraz da kızılından atalım. Ve böylece bu konuyu da tamamladık.